Oktay hocam ne anlatalım, ne konuşalım? Estağfurullah hocam. Dün bir köpeğe eziyet eden gençlerden bahsetmiştiniz hocam. Bugün bir haber var. Siz demiştiniz ki bunun mutlaka bulunup sorumluları cezalandırılsın diye vali hukuktan söz verdi. Köpeğe işkence edenler bulunacak diye haber var hocam. Maşallah. Hay Allah razı olsun valimden. Çünkü acayip rahatsız oldum. Evet hocam. Ya kardeşim o nasıl bir zulümdür öyle ya? Hayvana ip bağlamışlar boynuna, gördün mü sen? Hayır görmedim. Motosiklete de binmiş iki evet. tane işte nokta 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 evet. tip. Hayvanı kilometrelerce ama vazvoz değil yani. Koşturmuşlar, dört ayada kanıyor hayvanın ya. Ya kardeşim ne istiyorsun lan? Yani hayvandan ne istiyorsun yani? Evet. Zorun nedir ya? Bu ne bitmez kindir, öfkedir yani. Ve o kadar perişan, hayvanın kıpkırmızı olmuş ayakları, kanamış ya. İnanılır gibi değil. Evet. Şimdi bunlar tamam, bunlara bir dava açılsın diye. Ama bunlar bir incelesin de bunlar yani çok acayip bir şey çıkabilir. Evet. Yani böyle bir sadistik normal evet, değil. Evet hocam, yani normal bir insan. Ya bunların bir aklı dengesine de bakmak lazım yani. Sadistik bunlarda ne var yani? Evet. Ya bunu yapan başka neler yapmaz ya? Evet. Bunların dosyasına da bir bakmak lazım. İnşallah. Yani bir alaka tetkikine de girmesi gerekiyor bunların. Evet. Yani bunlar bayağı bir suç işlemiş olabilir. Ya onu yapan adamın neler yapabileceğini bir düşünün ya. Evet hocam. Değil mi? Evet. Yani çok özenli alaka tetkikine sokmak lazım. İnşallah. Gerçi polisimiz gereğini yapar ama yani acayip rahatsız oldum. Yani öyle söyleyeyim. Yani bir türlü de teskin olacak gibi de değilim yani. Çok kızdırdı beni. Evet. İnşallah. Valimizden de Allah razı olsun. Siz söyledikten sonra da evet, vali açıklama yapmış hocam. Evet. İnşallah. Valimize de teşekkür ediyoruz.